Herkese merhaba. Bugün Türkiye'de Doğan Trent Otomobil'in temsil ettiği İngiliz markası MG MG'nin ZS EV marka arabasıyla beraberiz. 5 renkle gelen bu arabanın bence en güzel rengi şu anda benimle beraber. Hafta sonunda test etme şansım vardı. Normalde uluslararası olarak 440 km menzile sahip ama şehirler içinde eğer kullanacaksanız da 591 km'ye menzile sahip. Bu araç Mart 2023'te bataryası iyileştirilerek geldi. Öyle ki 72 kW bataryaya sahip. Bir yandan 500 kilo bir çekiş gücü var. Arkasına bir kamp arabanızı koyarak hafta sonları yakın yerlerde şehirler arası bir kamp seyahatine gidebilirsiniz. Ya da üst kısmına da yine bir bagaj takabilirsiniz. O hani var ya kapsül gibi takılan bagajlar, onları da yine koyabilirsiniz. 1.6 ton ağırlığında, boş ağırlığı bu arada bu arabanın ve Avrupa Euro NCAP'ten de 5 yıldız aldı güvenliği açısından. Zaten ne kadar güvenlikli olduğunu da farklı özellikleriyle size gösteriyor olacağım. Bu araç hem şık hem konforlu. Bir yandan SUV bir model. Yani yüksek de ayrıca. Tutuşu çok çok iyi. %100 elektrikli olmasının yanı sıra ama bir yandan da şehir içinde özellikle sizi çok rahat ettirecek bir araba. Gelin şimdi hem dışına hem de iç tasarımına beraber bakalım. Anahtarı açıyorum ve arka koltuğa geçiyorum. Arka koltuğa geçtiğimde vallahi derisi çok güzel. Özellikle bu kırmızı dikişler çok hoş ve bir yandan böyle güzel bir kontrast yaratmış. Burada da görüyoruz, önümde de görüyoruz. Biznes halkası gayet iyi ki önümde oturan kişi mesela benim oturduğumdan daha arkaya almasına rağmen yine bir mesafem geniş, kaliteli bir derisi var. Şu orta alanda dergi, kitap vesaire buralara bir şeyler konabilir. Burada yine bir lightning ve bir USB kablosu var. Burada koyabileceğim, içeceğimi koyabileceğim bir alan göremiyorum. Sol tarafta ama şöyle bir şu koltuk, kolumuzu koymak için açılıyor. Ve buraya açtınız işte aynen aradığım mutluluğu burada buluyorum ve içeceklerimi koymak için burada bir alan var. Bunu yine kapatabiliyorum. Çok gerçekten her açıdan bütün konfor düşünülmüş ve ona göre de ihtiyaçlara göre de aslında her şey tasarımla birleştirerek arabanın içine konmuş diyebiliriz. Bir yandan şu sağ tarafa baktığımızda da yine böyle hem derisinin çok güzel olduğunu görüyorum. Yine böyle güzel bir dokusu var, kaliteli bir dokusu var. Açma kapama tuşu var burada canı. Elinizi koyabileceğiniz ya da herhangi bir şey koyabileceğiniz bir yer var. Ufak bir alan var burada ve altında da yine daha büyük bir araç gereçlerini koyabileceğiniz bir alan var. Emniyet kemeri de aynı şekilde var. 3 kişilik emniyet kemeri bulunuyor. Bu arada bagaj hacmini daha büyük, daha fazla hale getirebiliyoruz. Burada bir ip var. O ipi çekerek şöyle geleyim. Bagaj hacmini şimdi fazlalaştırabiliyoruz bu koltukları. Yatırarak bu şekilde ve buradan tümünü indirerek kocaman bir bagaj alanı yaratabiliyoruz. Tekrar kaldırayım. Gelin şimdi bir de bagaja bakalım. Bu tanıdığımız bir açılma yöntemi. Açtıktan sonra kendisi otomatik olarak yukarı doğru kalkıyor. Buraya ben bu hafta sonu MG ZS EV ile beraber bir yolculuk yaptım. Uzun yolculuk ve orada kocaman bir valizim vardı. Bir tane daha ufak ama yine büyük bir valiz vardı. İkisi de sığdı. Şimdi farklı şarj aletleri çıkıyor. Bir tanesi ev tipi şarj cihazı. Bununla ben şarj ettim. Şarj ettiğimde de yani %15'e kadar falan düşürmüştüm, 18'e kadar pili. %100 şarj olması için 17 saat istedi benden. Ben 10 saat şarj ettiğimde %52'ye kadar geldi. Daha sonra bir tane AC
AC dedikleri bir şarj var. Bir şarj istasyonuna gittiniz fakat hepsi dolu. Ama bir tane de boşta bazen oluyor. Kendi takabileceğiniz bir aparatla beraber. O da burada bulunuyor. Bir de bu arabanın en önemli özelliği aslında başka araçları şarj edebiliyorsunuz. Onun için de bakın burada şöyle bir buraya priz takıp önden de gücü alıp şuradan da şöyle göstereyim size. Kamp yapmaya gittiğinizde ya da işte skuterınız var vesaire, o zaman buradan onları da şarj edebilirsiniz. Bu açıdan da çok özellikli ve çok farklı ve yeni döneme çok uygun, ihtiyaçları düşünen bir araba olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu arada bu da tabii ki çıkıyor. Dilerseniz hani daha yüksek bir şey koydunuz, bunu da çıkartabilirsiniz. Burada bir çanta daha var. Bu çantada ne var? Şöyle yangın tüpü, ilk yardım araçları var burada. Trafik seti var, herhangi bir şekilde yolda kalırsanız diye. Bunlar da yine güzel düşünülmüş. Stepne kısmına ne var diye gelip bakacak olursak, burada da yine işte bir böyle bir basınç ölçer, motorun basıncını ölçmeye yarayan bir alet var. Onun dışında hani ekstra bir lastik yok. Lastiğin dışında genelde bu şarj cihazlarının çıktığını görüyoruz. Şimdi geldik sürücü koltuğuna. Sürücü koltuğunda direksiyona baktığımızda yine kırmızı dikişleri görüyoruz. Bence hem spor hem de çok şık duruyor. Öndeki ekran ve sağdaki ekran birbirini tamamlayan ekranlar diyebilirim. Peki neler var bu ekranda? Özellikle Apple CarPlay'i çok beğendim ama ondan önce şu home tuşuna basarak ana ekrandaki işte şarjım kaç olduğunu ya da mesela işte arabadan dışarıya şarj aktaracağım zaman işte onun deşarjının ne kadar olduğunu görebiliyorum. Apple CarPlay ya da Android Auto var. Buradan ısıtmayı ayarlayabiliyorum dilersem. Müziğe buradan gidebiliyorum. İşte radyo olur ya da işte kendi telefonumdan olabilir. Navigasyonu var ama arabanın içindeki kendi navigasyonu kullanmıyorum. Apple CarPlay'dekini kullanıyorum navigasyonu. Bir yandan yine bu da klimayı gösteriyor. Ayrıca bu tuşlar yine piyano gibi oluyor. Oluş çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde böyle hepsini kullanabiliyoruz. Bu ayrıca volüm açma kapama olduğu için bu hem yukarı çıkıyor ama bunlar tek yönlü. Bir de bu da yine yukarı aşağı oynuyor. Bu da yine yukarı aşağı oynuyor. Sıcaklık açısından tekrar kapatalım. Biliyoruz ki şarjı çok fazla götürebiliyor klima ve kapattık. Şimdi Apple CarPlay için şarj kablomu aldım. USB uçlu ve onu taktığımda şu home'a geliyorum. Buradan da gelebilirim istersem. Apple CarPlay'e tıkladığımda Apple CarPlay'e ulaşıyorum. Ve işte istersem navigasyon, müzik vesaire hepsini buradan erişebiliyorum. WhatsApp'a da erişebiliyorum, Spotify'a da. Tekrar home'a geliyorum. Şarj için burada bir lightning kablosu var ya da bu alanda yine temassız şarj alanı. Burada bir 12 voltluk bir çakmaklık girişi var. Burayı yine şarj için kullanabilirsiniz. Mod kısmı genelde ben normal ya da eco'da kullandım. İşte orada da belli kilometreleri aşmamanız gerekiyor. Yani eco için belli kilometreleri aştığınızda eco gibi olmuyor tabii. Eco normal ve sport modda gidiyorsunuz. Bu tabii menziliniz değişiyor. Burada böyle olunca bataryayı görüyorsunuz. Buraya bastığımda bataryanın durumu çıkıyor. Şu anda %33 şarjdayız ve 108 kilometre kaldı. Özellikle bu yuvarlak yüzük şeklindeki vites kısmını çok sevdim. Üstüne bastığınızda parka geliyor. Diğer modlara geçmek için de işte yüzüğü döndürüyorum. İşte D'ye, N'ye ve R'ye geçiyor. Tekrar parka geçmek istersem de üzerine basıyorum. Burada da ayrıca park kısmı var. Bir de bu A denilen de işte genelde böyle dur kalklarda tekrardan böyle aktife olan bir alan bu. Bunu çok kullandığım söylenemez. Bu da yine pil ömrü için kullanılan bir parça diyebilirim. Şimdi gelin bir de buraya bakalım. Bu da yine çok bence güzel bir tasarım olmuş. Buraya açtığınızda iki tane bardak koyabileceğiniz alan var. Ayrıca burada mesela benim doldurduğum normalde işte yine böyle farklı ihtiyaçlarınızı buraya koyabileceğiniz bir alan var. Bu da yine hem konforlu hem çok fazla alan tanıyor size. Arabanın tam ortasındaki kornanın iki yanında da işte hem ses açma kapama tuşları var hem de bir yandan da diğer şarkıları geçme, işte sesli komut, telefonla arama gibi tuşlar
mevcut. Her arabada olduğu gibi şu sağda ve solda hem ışık hem de sileceklerle ilgili tuşlar var. Ama sol tarafta aşağıda bir de şerit takip tuşu var. Otomatik şerit takip tuşu. Bu da yani neredeyse otomatik bir sürüşe sahip diyebilirim. Ama tabii hiçbir zaman elinizi direksiyondan ayırmayın diyor. Ayırmadım ben de. Ama şeritte sizi tutuyor özellikle otobanlarda ve öyle olunca da devamlı şeritte tuttuğu için de aslında çok da böyle sıkı tutmanıza gerek kalmıyor. Otomatik çok fazla özelliği var. Far mesela otomatik özelliği var. Araba gelmiyorken uzunları açıyor. Arabanın geldiğini anlıyor karşıdan ya da ileride bir araba olduğunu anlayıp otomatik olarak uzunları kapatıyor. Bir yandan önünüzde bir araç varsa onunla mesafenizi ayarlıyor ve onu da yine otomatik olarak yapıyor. Otomatik fren olarak da size yine yardımcı oluyor eğer böyle bir çarpışma anı olacak gibi olduğu zaman. Size pek çok açıdan yardım eden pek çok otomatik araca sahip diyebilirim. Gelelim şimdi daha üst kısımlarına. Bu üst kısmına geldiğimizde ışığı görüyoruz. Şöyle ışıklar var. İki tane ışık var. Bu ikisini yakıyor. Bu sadece birini. Bu da diğer tarafı. SOS tuşu var. Buradan şöyle arkaya kadar gittiğini görüyoruz. Bayağı güzel ve böylelikle sanki dışarıyla temasınız hiç kopmuyor gibi oluyor. Daha fazla ışık alıyorsunuz. Daha keyifli hale geliyor. Arkada oturanlar için özellikle çok daha keyifli hale geliyor. Dışarıyla bu kadar temas içinde olmak. Gelin bir de şimdi yukarıyı açalım. Tam bir kamp aracı diyebiliriz. Yani şu üstündeki şu şey balık ağı gibi örülmüş kısmıyla beraber. Ama baktığımızda şu tam orta direğe kadar geliyor. Tam oraya kadar açılıyor. Bir yandan güvenlik açısından daha iyi. Neden? Bir yandan da Euro NCAP değerlemesinde 5 yıldız aldı. Yani en fazla alabileceği yıldızı aldı. Bu da güvenlik açısından ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu da onlardan bir tanesi. Arkaya çocuk ya da başka biri oturduğu zaman hani onu hem havayla temasını kesmiyor ama bir yandan da güvenlik açısından da orta direğe kadar açmış oluyor. Evet, şimdi kapatalım. Burada da bir yandan ışıksız aynalarımız var. Klimalarımız da hem iki yanda duruyor hem de ortada duruyor. Gayet kullanımı basit. Ortasında da 4000'leri yakabileceğimiz tuşu da burada bulunuyor. Pilinizin kalitesine bakmak isterseniz yine bu ana ekrandan bakıyorsunuz, enerji yönetiminden. Bu arada çok fazla özellikle ayarı var. Ayarlara girdiğinizde mesela normalde her kilometrede gittiğinizde sizinle konuşan bir kadın var. Ben onu mesela kapattım ama sesli yönlendirmeyi açabilirsiniz. Bir yandan işte sistemle ilgili burada aracı kullanmakla ilgili farklı özellikleri buradan yönetiyorsunuz. Nedir onlar? Mesela pilotla alakalı şerit desteği açıp kapatabilirsiniz. Trafik tıkanıklığı yardım sistemi, ön çarpışma desteği. Bunların hepsi aslında otomatik hale getiriyor. Dilerseniz ama siz mesela yayaya otomatik acil fren gibi kapatıp açabilirsiniz. Yani kendiniz bunları kullanabilirsiniz ya da istemiyorum deyip kullanmaya da bilirsiniz. 360 var. 360 olan bu alanda da hem üstten görünümü var. Üstten görünümü gerçekten çok güzel. Bir de arka kamerayı görüyoruz. Bu da tabii ki işte arkaya giderken ya da öne, yana giderken hani etrafımızdaki herhangi bir engel varsa onu tanımlamaya da yardımcı oluyor. Bu arada güzel yanlarından bir tanesi de oturduğunuzda tamamen bu koltuğu ayarlamak için kullandığınız tuşlar otomatik. Yani sanki böyle bir business class, first class uçak yolculuğu yaparkenki koltuklarda gibisiniz. Hem işte bu koltuğu otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Hem öne arkaya gidişi otomatik ayarlıyorsunuz. Genelde o böyle burada aşağıdadır ya, yine solda yanda. Tabii bu otomatik özelliği sürücüler için tasarlamışlar. Sürücülerin konforu için tasarlamışlar. Geri kalan yandaki mesela koltuk da otomatik değil. Bu da aramızdaki işte sürücüyle yanda oturan kişi arasındaki farkı gösteriyor. Gerçekten burada bir pilot gibi hissediyorsunuz kendinizi diyebilirim. Evet, ben de şimdi kendi koltuğumu, kendi konforumu ve daha güvenli sürüş deneyimi için hazırlıyorum. Evet, iç dizaynı da bu şekilde. Gelin şimdi tekrardan dışarı çıkalım. Yanda neler var bu arada? Tam dışarı çıkarken onlardan da bahsedelim. İki yanda duran camları ayarlamanız için burada tuşlarınız var. Bir yandan far tuşları da burada. Yukarı aşağı doğru işte buradan ayarlıyorsunuz camlarınızı. Hem öndekilere hem arkadakilerine çok yine basic olarak yani çok sade bir şekilde kalmış. Bir yandan çok otomatik olan pek çok özelliği var ama bir yandan da bazı tuşlar, bazı özellikler var ki onlar da daha sade, daha basit kalmış. Yine pencereleri tabii ki kısıtlama özelliği de var ayrıca. Böylelikle arkadakileri de
kısıtlayabiliyorsunuz. Özellikle uzun yolda kullandığımda en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi, zaten çalıştığında hani anlamıyorsunuz genelde elektrikli arabanın çalışmaya başladığını. Çok sessiz çalışıyor ve o kadar sessiz gidiyor ki dinlediğiniz herhangi bir şarkı ya da işte dinlediğiniz podcast ya da müzik olsun, çok çok iyi geliyor sesi. Sanki böyle evdeymişsiniz gibi ve ses sisteminiz de çok çok işte iyi bir şekilde size aktarıyor oluyor ve o deneyime de gerçekten varabiliyorsunuz. O da en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Bu arada torpido gözüne takıldı. Yine o da gayet basit, sade, daha ufak hacimli bir torpido gözü. Bu arada yandaki hoparlörlere baktığımızda da böyle içinde sanki böyle bal petekleri varmış gibi gözüküyor. Yine sade ama şık bir tasarımı var. Gelin şimdi bir de kaputu açalım. Bir de orada önde ne varmış bir onu görelim. Evet, geldik kaputa. Şimdi kaputu açacağız. Mandallı olduğunu hissettikten sonra bakalım. Evet, otomatik değil, böyle manuel bir şekilde kaputumuzu açtık ve içinde neler var neler. Buyurunuz, elektrikli bir otomobilin, özellikle MGZS-EV'nin bataryalı motorunu merak edenler için. Bu arada MGZS-EV'nin en iyi yanlarından bir tanesi deneyimimle sabit yol tutuşuydu ve o yol tutuşunun bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri de işte bu bataryaların böyle aşağıda konumlanmış olmaları. Bu aşağıda konumlandırmalarıyla beraber de yol tutuşu çok çok daha iyi hale geliyor. Kaputun hemen altında da burada MG yazısının hemen yanında da şarj edilecek yer var. İşte bu şarjlar da nasıl açılıyor? Şöyle bastırdığınızda bu DC hızlı şarj için iki tanesini açmanız lazım. Buradan da yeşil olduğunda şarj ettiğini görüyoruz. Ya da tek AC şarj dedikleri, tek EHANE ile tek buradaki yuvarlakla da şarj edebilirsiniz. Ama o tabii daha uzun sürüyor. Otomatik sürüş deneyimiyle sizi rahatlatacak olan, 175 km hızlara kadar çıkabilen, doğa dostu, çevre dostu MGZS-EV ile özellikle şehir içinde keyifli sürüş deneyimi yaşamak isterseniz ve kendinizi de çevreye karşı daha iyi hissetmek isterseniz bence bu araç tam size göre. Ha, tabii şunu da eklemekte de fayda buluyorum. Tabii ki bu menziller gitgide daha fazla olacak ve çok daha da işimizi kolay hale getirecek. Özellikle dünyanın bu kadar hızlandığı bir zamanda kimse pek beklemeye tahammül edemiyor. Dolayısıyla bu bekleme süreleri ne kadar azalırsa, şu anda mesela %5'ten %80'e çıkması 40 dakika sürüyor hızlı şarja. İşte bu şarjların zamanın azalması çok çok önemli. İngiliz markası olan MG de zaten bu konuda öncü bir adım atarak bu modelini, bataryasını iyileştirerek tekrardan sundu. İşte bu açıdan da trendi yakaladığını görüyoruz. Çok iyi bir noktada ve çok çok daha iyi bir noktaya taşıyacağını da düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arabayı beğendiniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.